Merhaba arkadaşlar. Bugün sınıf öğretmenliği branşıyla ilgili kontenjan yorumlarında bulunacağız, analizde bulunacağız. Arkadaşlarımızdan gelen sorular var. Bu sorulara göre analizimizi yapacağız. Cevaplara ulaşmaya çalışacağız. Soru soran arkadaşlarımızın sorularına da cevap vermiş olacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşımız şu anda sıralamasını yazmış. 75,6 var. 75,7, 75,8. Bunlar aynı yerde yıldığı için bir buraya bakalım arkadaşlar. 3300. sıradaymış. Şu andaki arkadaşımız 75,8. Bunu arkadaşlar bakanlığın sitesinden aldık ve puanları sıraladık. Tabi bunlar yanıltmasın sizi. Okullara atanan öğretmen sayısı bir yerde 5, bir yerde 1, bir yerde 2 olduğu için birazcık uğraştırıyor ve her branşa göre de farklı bu. Onu da söyleyeyim. Sınıf öğretmenliğinde yaklaşık olarak arkadaşlar buradaki arkadaşımız geçen yıl yani toplamda 4400 arasında bir alım yapıldı. Tam sayı da verelim arkadaşlar. Bakınız 4390 4400 puan 74'e gerilemiş. 4400 yani Eylül ve Temmuz olarak baz alalım arkadaşlar bunu. Burada 4400'lük alımda arkadaşlar 75,8'e tekabül eden 2600'ler arkadaşlar. 2600. Yani burası 2600'e denk geliyor arkadaşlar. 2600. Şu anda 75,8 alan arkadaşımız 3300, 3400 o civarlarda değişiyor arkadaşlar. Yani 2021 ile 2022 arasında sınıf öğretmenliğinde 600-700 kişilik bir fark var. Yani arkadaşlar 600 kişi bu seneki sınav daha zor diyebiliriz. Yani çünkü bazı arkadaşlarımız sınava kolay diyorlardı. Puanların daha da düşebileceğinden bahsediyordu. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. 75,8 2600 dedik. Bu arkadaşlar 2600. ...2021 KPSS'ye göre 75,8. Ama şu anda arkadaşlar 3300. Yani 600-700 kişilik yani geçen yılki sınava göre bir değişim var zaten arasında. Yani geçen yıl arkadaşlar 3300'lerde olan arkadaşımız 3300'lerde olan arkadaşımız puanı bir puan daha aşağıdaydı. 74,5'lardaydı. Yani 3300. olanın 74,5'tu. Bu sene 75,8. Yani ve şu anda 2600. sırada olan arkadaşımız puan olarak
76 buçuklarda. Yani 1 puanlık bir oynama var geçen yıla göre. Yani o yüzden dolayı yine yanlış anlaşılmasın sözlerimiz. Sınav arkadaşlar bir tık daha zordu. Ve katılan sayısı çoktu. Şimdi ona da bakacağız ve puanlara da bir bakalım. Yani böyle bir bilgilendirme verelim. Yani geçen yıla göre arkadaşlar bu sıralamalar ve bu puanlar, şunları da silelim arkadaşlar. Bu puan ve sıralamalar yine bir puan çıkacaktır arkadaşlar. Biz zaten şunu baz almamız gerekiyor. Şöyle size göstereyim. 2021 Eylül. Yani sınıf öğretmenliği için konuşuyorum. Burayı baz almamız lazım. 77,3. Yani 2175 alım yapılmış. %15'lik bir dilimde 15.000'lik bir atama olmuştu burada. 115'lik bir pay almış kontenjanda. 77,3'tü. Ben size söyleyeyim. Bir puan da arttırımın arkadaşlar 78,3. Yani bu puanların ve sıralamaların belli olması yani tabloyu aşağı yukarı netleştirdi. O şekilde söyleyebilirim. Rahatlıkla arkadaşlar dediğim gibi 77,3, 78,3 belki 78,5 geçebilir arkadaşlar. Zorlayabilir. Tabi alım sayısı da önemli. Şimdi onun üzerinde de duracağız. O zaman da mülakatta 78,5 gözleri 79'a yuvarlandı. Yani bir puan sınıf öğretmenliğinde arttırın arkadaşlar. 77,3, 78,3, 78,5. Tabi sıralama da önemli. Yani %15'lik bir dilim almasından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani ne olur? 20.000'de 20.000 verildiğini bunu yapacağız arkadaşlar ama yeri gelmişken söyleyeyim. 20.000'de %15 yani 3.000, 2.500, 3.000 civarında aldığı zaman bu bir puan arkadaşlar direkt bunu yükseltin. Sıralama olarak zaten dediğim gibi 2500-3000 bunun önceki puanlı arkadaşlarınız olmadığı için karma olmayacağı için direkt sıralamanız üzerinden gidebilirsiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aday sayılarına da bakalım. Bakınız bu 2021, bu da 2022. Bu arkadaşlar yine söyleyeyim küçük olabilir. Bu 2021, bu da 2022. Şimdi tabii her branşın farklı arkadaşlar. Ben sadece sınıf öğretmenliğini yaptığım için şu anda oraya bakacağım. Diğerlerine de diğer branş videolarında. Yani şuraya bakın arkadaşlar. Ortalama 38 net ÖABT'de 2021'de. 2022'ye bakın arkadaşlar. Ortalama 30 net. Yani büyük bir düşüş var gerçekten. Aday sayılarına baktığımızda 20 bin, sınıf öğretmeninin 22 bin. Yani sınıf öğretmenliğinin alan sınavı zormuş arkadaşlar. Yani sınıf öğretmenliğinden sınava giren arkadaşlarımız sorularda zorluğundan dolayı netleri düşmüş. Yani net sayılarında düşüş olmuş. Zor geldiği için. Yapamadıkları için. Yaklaşık olarak 38'den 30'a düşmüş arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. %30 civarında bir azalma olmuş. Yani arkadaşlar 38'den yani %20 olsa %20 diyebiliriz. Aday olarak da %10'luk bir artış olmuş. 2000 kişi daha artmış.
Her yıl arkadaşlar bu şekilde artıyor ama burada okul öncesindeki artış hiçbir yerde yok. Yani 27 binmiş, 2021'de 41 bine çıkmış. Bunu zaten söyleyeceğiz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Alandaki netlerde sınıf öğretmenliğinde düşmüş. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımız için alan sınavı zorlayıcı bir sınav olmuş. Bu yüzden de arkadaşlar geçen yıla oranla kıyas yaparken şöyle bir şey yapmalıyız. Geçen yıl kolaymış, o yüzden aynı puandakilerin sıralaması daha yukarılarda. Bu sene aynı puan alan arkadaşlarımızın sıralaması daha aşağılarda. Tabii ki de sıralama baz alındığı için sadece ben bir yorum yapıyorum bunun hakkında. Sıralama baz alınacağı için şu anda mesela sıralama üzerine gideceğiz. Bir de atama olarak bakalım. Şöyle bir tablo çıkar karşımıza arkadaşlar. Zaten genel olarak son yıllarda %12 ile %14 arasında gidip geliyor sınıf öğretmenliği. Şimdi Şubat ataması için 20 binde alacağı arkadaşlar maksimum 3 bin. Yani maksimum 3 bin ve sonrası 20 bin atama kontenjanı gelirse eğer 24 Kasım'da bu arkadaşlarımız için tehlike çanları çalıyor demektir. Arkadaşlarımızın hazırlanmaya başlaması gerekir vakit kaybetmeden. Şimdi 50 bin olursa Şubat'ta yani bunun 40 bini işte toplam genelde 50 bin 40 bini diğer branşlar 10 bini okul öncesi olmak üzere yani bu şekilde bir 50 binlikte yine arkadaşlar bunda da 112-113'ten 5000 civarında 4800-5200 bu civarlarda yani maksimum 5000 diyebiliriz buna. 5000 ve gerisi için tehlike çanları çalıyor demektir. Onlar için riskli bölgeye girilmiş demektir. Yani burada arkadaşlar 50 bin genel bir atamanın yapılması gerekiyor. Bu önemli yani. Bunun için mücadele ediyoruz zaten. Yani bir 50 binlik atamada yani 5 bin kişinin gitmesi lazım. 20 binlikte maksimum 3 bin dedik ki bu zaten arkadaşlar dediğimiz gibi 2600, 2800 aralarına takılıyor artık. 3000'i görmüyor bile. Çünkü okul öncesi pastada büyük bir dilim alıyor ve bazı branşlardan bunun kırpılması lazım. O branşın artması için maalesef ki bunlar eskiden çok kontenjan alan branşlar maalesef artık iyice azalmaya başladı, iyice düşmeye başladı. Yani birisi artarken illaki arkadaşlar mantıken birisinin düşmesi gerekiyor ve yığılma da her geçen gün artıyor. Sınava giren sayısı her geçen gün artıyor. Rakipleriniz de artıyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bu puan dilimlerinin arasındaki kişiler de artıyor arkadaşlar. Yani o bir puan belki 500 bin kişiye tekabül ediyor artık kendi alanınızda. Bir puan 1000 puan demek. 1000 kişi demek. O yüzden dolayı yani 50 bin atamanın verilmesi en azından 40 bini diğerlerine verirse 10 bini okul öncesine verirse yine çok atama olacak okul öncesinden. Tabii onu da analiz edeceğiz. Ya hadi 10 bin en fazla olacağı okul öncesinin 10 bindir alacağı yani 50 binde. 10 bini okul öncesi öğretmenliği alsa ki 40 bini diğer branşlara bile verirse 5 binini sınıf öğretmenliği alır arkadaşlar. Yani 5 bin kişiyi atanması garanti altına alınmış olur. Ama 20 binde dediğim gibi maksimum 3 bin. Şubat'ta bu şekilde. Peki bu Nisan-Mayıs aylarına bir atama daha gelme durumu var arkadaşlar. Şimdi Nisan-Mayıs'ta bir atamada burada 50 bin yaparsa arkadaşlar ben size söyleyeyim. Burada 50 yaparsa mesela onu da şuraya yazalım.
arkadaşlar. Nisan, Mayıs seçim öncesi. Seçim öncesi. Şimdi Nisan, Mayıs seçim öncesi arkadaşlar. Şöyle ben yazayım hatta. Şu şekilde olur arkadaşlar. Nisan, Mayıs seçim öncesinde 1-15 binlik atama yapılırsa yine 2000-2200 civarında sınıf öğretmenliği alır. Bunu da arkadaşlarımız çok sormuşlar. Bununla ilgili 20 bin olursa da burada da arkadaşlar %12'sini 13'ünü yine alacaktır. 2600 civarında olur. Yani bakın iki farklı ben tablo sundum sizlere arkadaşlar. Yani bu şekilde detaylandırılmış bir analizi hiçbir yerde bulamazsınız. Bu arkadaşlar bunun geçerliliği ben size söyleyeyim %80-%90 bu aralıklarda dolaşacaktır. Şöyle olduğunu varsayalım arkadaşlar, olabilir. Bizim amacımız zaten farklı yolları, farklı varyasyonları burada denemek, yorum yapmak üzerine arkadaşlarımızın önünü görebilmesi için. Hala da hani ders çalışmaya başlayayım mı, dershaneye yazılayım mı diye düşünen arkadaşlarımız var. Bu onlar için çok güzel bir şey arkadaşlar. 20 bine bakalım arkadaşlar. Yani bu o arkadaşlarımız için biçilmiş kaftan, en azından önünü görebilmeler için güzel bir şey. Şuraya bakalım arkadaşlar. 20 bin diyelim ki Şubat'ta oldu. Yani hadi 3 bin buradan gitti diyelim. Nisan Mayıs'ta da 15 bin olduğunu düşünürsek arkadaşlar 2200 civarı da buradan. Yani yine zaten 5000-5200 civarı oluyor. Burada 50 bin olduğunu varsayalım arkadaşlar. Farklı bir yorum yapalım. Burada 5000'ini alsın. Burada da 15 bin yapıldığını düşünelim. Seçim öncesi bir atama daha. 2000 de buradan aldığını düşünsek arkadaşlar 7 bin yapar. Bakınız. 20 bin buradan alsa 2600, burada 5,5 bulur arkadaşlar. Eğer 2 atama olursa bu şekilde. Yani en kötü ihtimalle arkadaşlar 2 olsa, en kötü ihtimalle 2 atama olduğunu varsayarsak 20 bin buradan 3 bin, burada da 15 bin alındığını düşünürsek 5500 sıralamaya sahip olan arkadaşlarımızın şansı, ihtimali devam eder. Diğerleri için zor. En iyi ihtimali düşünürsek de burada 5000 alır, burada 2600, yani 7500'e kadar çıkar arkadaşlar. Zor değil. Bundan önceki yıllarda oldu arkadaşlar. Niye olmasın ki, geçen yılın zaten toplamı 4400-4500 civarı. Hani böyle söyleyince çok geliyor 7500 ama çok değil arkadaşlar. Geçen yılda 7000-4500 atama yapıldı ki burada bir de karma atama oldu. Onu da eklersek 5000'i geçti zaten sınıf öğretmeni ataması geçen yıl. Şu anda da baktığınızda arkadaşlar yani zaten biz 5000'lerden bahsediyoruz. Yani çok zor değil bunlar. Yani en düşükten gittik ki en azından arkadaşlarımız birazcık önünü görebilsin. Yani garanti olarak bir yorum yapabilsin. Dediğim gibi burada da 50 bin verilirse verilme ihtimali var. 2600'de 7500. sıralara kadar arkadaşlar Nisan, Mayıs seçim öncesi atamasında gidebilir. Diğer türlü de dediğimiz gibi 20 bin buradan olsa 3000, 2200'de buradan olsa yine zaten 5200. sıraya kadar arkadaşlarımız gidebilir. Bu şekilde arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.